Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Yapay zeka uygulamalarını artık her yerde kullanıyoruz, işlerimizde her yerde neredeyse kullanıyoruz. Bilindik yapay zeka uygulamalarından birkaç tanesini ben de sürekli kullanıyorum. Kullandığım yapay zeka uygulamaları genelde Copilot, ChatGPT uygulamasını kullanıyorum, Google AI Studio'yu kullanıyorum. Evet, yapay zeka uygulamaları çok iyi, birçok işimizi yapıyor, inanılmaz şeyler ortaya çıkarıyor ama yapay zeka uygulamalarına güvenebilir miyiz? Arkadaşlar şu ana kadar ben kendi tecrübelerime dayanarak size şunu söyleyebilirim. Yapay zeka artık her yerde kullanılıyor, işlerimizi kolaylaştırıyor ancak yapay zeka kesinlikle güvenilir mi? Kesinlikle güvenilir değil arkadaşlar. Yapay zekaya %100 güvenemezsiniz. Birçok şeyi hatalı yapıyor, yanlış yapıyor. Ve yanlış yaptığını da size belli etmiyor. Aslında e, verdiğiniz görevi yanlış yapıyor ve size doğru yapmış gibi bildiriyor. O yüzden arkadaşlar kesinlikle bir insanın yerini yapay zeka tutamaz. Bunu zaten söylemeye gerek yok. Sonuçta yapay zekayı da insanlar üretiyor. Yani demek istediğim şu arkadaşlar yapay zekaya kesinlikle güvenilir mi? %100 güvenilir mi? İşlerimizi kesinlikle yapay zekaya bırakmamız mı gerekir? Yapay zeka her ne kadar gelişmiş olursa olsun ileride tabii ki daha da gelişecektir. Üzerine koyarak devam edecektir ama ne kadar gelişmiş olursa olsun mutlaka hata verecektir. Hata mutlaka olacaktır. O yüzden yapay zekaya yaptırdığınız işleri mutlaka kontrol etmeniz gerekiyor. Doğruluğunu mutlaka kontrol etmeniz gerekiyor. Yani yapay zeka %100 güvenilir diyemeyiz. Evet işimizi kolaylaştırıyor ama kesinlikle güvenilir değil. Verdiğiniz görevi evet yapıyor, tamamlıyor, size teslim ediyor ama yaptığını kontrol ettiğinizde hatalar olduğunu görüyorsunuz. Özellikle ciddi bir iş yapıyorsanız mutlaka kontrol etmeniz gerekiyor. Mesela bir örnek vermek istiyorum. Milli eğitimde kullanılan soruların yapay zeka ile oluşturulacağı duyuruldu. Sizler de muhtemelen duymuşsunuzdur. Önümüzdeki süreçte KPSS gibi lisede uygulanan sınavlar gibi sınavlarda yapay zeka ile oluşturulan sorular kullanılacağı söylendi, duyuruldu. Tabi soru hazırlamada ne kadar yapay zeka kullanacaklar, ne kadarını yapay zekaya yaptıracaklar bilmiyoruz ama Hazırlanan sorular mutlaka kontrol edilecektir. Çünkü yapay zekaya hazırlattığınız zaman arkadaşlar veya yapay zekaya soru çözdürdüğünüz zaman evet size bir sonuç çıkarıyor. Mesela bir soru çözdürdüğünüzde matematik sorusu çözdürdüğünüzde size sonuç çıkarıyor ama hatalı çıkarıyor. Sonuç aslında çıkardığı gibi olmuyor. Yanlış çıkarıyor yani. Yani özetle demek istediğimiz yapay zekayı evet kullanabiliriz. Birçok işimize yarıyor. Birçok yerde işimizi görüyor. Hatta inanılmaz şeyler ortaya çıkarabiliyor ama %100 güvenilir değil. Birçok yerde hata yapıyor ve hata yaptığını da size arkadaşlar bildirmiyor. Yaptığı hatayı siz bulabilirseniz buluyorsunuz. Bu yüzden yapay zekayı kullanırken dikkatli olmanız gerekir. Özellikle resmi bir işte kullanıyorsanız mutlaka dikkatli olmanız gerekir çünkü yapay zeka %100 güvenilir değil.